Rızanın fazilet, fayda ve sonuçları Kısım 1 Rızanın ayet ve hadislerle fazileti Ey aziz, ehlullah diyorlar ki Kullarına inayet eden Cenab-ı Hak onlara rızayı öğretmiş ve mahiyetini bildirmiştir. Bu husustaki Kur'an ayetlerinin bazıları şunlardır. Ayetler Cenab-ı Hak buyuruyor ki Allah onlardan razı olmuş. Onlar da Allah'tan razı olmuşlardır. İşte bu en büyük kurtuluş ve saadettir. Maide suresi ayet 119. O halde sen onlar ne derse desin sabret. Güneşin doğmasından ve batmasından evvel Allah'ı tesbih et. Sabah ve ikindi namazlarını kıl. Gecenin bir kısmında akşam ve yatsı namazlarını ve gündüzün etrafında öğlen de namazını kılarak Rabbini tesbih et ki Allah'ın rızasına eresin. Taha suresi ayet 130 Allah'ın vaad ettiği rızası en büyük kurtuluştur, en büyük saadettir. Tevbe suresi ayet 72 Ey itminane eren nefis dön Rabbine o senden razı sen de ondan razı olarak. Feç suresi son ayetler Allah onlardan onlar da Allah'tan razı olmuşlardır. İşte Allah'ın rızası ve mükafatı. Rabbinden korkan kimselere mahsustur. Beyyine Suresi, ayet 8. Hadis-i kutsi Cenab-ı Hak buyurdu ki: Ey insanoğlu, kim benim kazama razı olmaz, verdiğim belalara sabretmezse kendine başka bir Rab arasın. Ey insanoğlu, sen benden razı ol ki ben de senden razı olayım. Sana sevgi ve muhabbetimi bahşedeyim. Ey insanoğlu, sen istersin ben ise murad ederim. Benim murad ettiğim olur. Eğer ben senin istediğin şeyden razı olursam sana istediğini veririm. Ey insanoğlu! Senin için benim kazama razı olmaktan başka çare yoktur. Ey insanoğlu! Senin her gün kılmış olduğun namazlardan razıyım. Sen de sana verdiğim her günkü rızıktan razı ol. Ben senden nasıl yarın kılacağın namazı istemiyorsam sen de yarınki rızkı benden isteme. Ey insanoğlu, benim kazama razı olmanın haricinde sevdiğim bir şeyle bana yaklaşmak isteyenler bana yaklaşamazlar. Ey kulum, bana kazama razı olmaktan daha sevgili bir şeyle yakın olamazsın. Sen benden arı olursan ben de senden razı olurum. Muhtaç olduğun şeyi yalnız benden istersen onu veririm. Ey kulum, benim rızam senin benden razı olmandandır. Kazama razı olursan rızamı kazanırsın. Hadisler peygamberimiz duasında buyurdu ki: Ey Rabbim! Senden kazama razı olmanı diliyorum. Peygamberimiz buyurdu ki: Cenab-ı Hak nefsini bilen, dilini tutan ve kazasına razı olan kuluna merhamet eylesin. Allah'ın yeryüzünde öyle kulları var ki onların kalpleri güneşten daha parlak, işleri de peygamberlerin işidir. Onlar için dünyada ne az ne de çok var. Onlar Allah'ın kendilerine kısmet ettiğine razı olmuş ve hakkın rızasını kazanmışlardır. Cenab-ı Hak rahatı ve sevinci rızada, mihnet ve kederi de kazayı razı olmamakta kılmıştır.'' Cenab-ı Hak kendisinden az rızıkla razı olan kimseden az amel işlemesiyle razı olur. Bil ki Haktan razı olandan Hak da razı olur. Çünkü Cenab-ı Hak onlar Rablerinden, Rableri de onlardan razıdır buyurmuştur. En üstün amel Allah'tan razı olmak ve onu sevmektir. Cenab-ı Hak kendisini insanların rızasızlığı ile isteyen kuldan razı olur ve insanları da ondan razı eder. Hakkın rızasızlığı ile insanları razı etmeye çalışana zül Zülcelal gadaplanır ve insanları da ondan razı etmez. Hayrın hepsi kazaya razı olmaktadır. Kazaya rıza göstermezsen sabırlı ol. Nihayet sabır rıza halini alır. İmanın kemali kazaya razı olup bela ve musibetlere sabretmektedir. Kısım 2 Kazayı razı olmanın tarifi hakikati. Ey aziz, ehlullah diyorlar ki, rıza kalbin her türlü olaylar karşısında sakin durması, kazanın acılığından sevinç duymasıdır. Rıza kalben beğenmemeyi atarak daimi sürura ermektir. Rıza kişinin kendi aklının alacağı tedbirlerden kurtulmasıdır. Rıza hakkın takdirine tabi olmaktır rıza kalbin Allah'ın dilemesi ve ihtiyarı ile sükün bulmasıdır. Kalbin Allah'ın irade ve ihtiyarına uymasıdır. Rıza Allah'ın ezeli iradesine nazar etmektir. Kaza ve kadere karşı gelmeyi terk etmektir. Rıza kazanın hasıl olacak hükümlerini sevinçle karşılamaktır. Rıza cebbar olan Allah'ın hükmünün meydana gelmesini kabuldür. Bunun için tedbir ve istemeyi terk etmektir. Rıza kalbin acıya, ela tatlı olarak meydana gelen hükümlerle sevilmesidir. Rıza kazanın meydana geldiği anda kalbin sükun bulması ve endişeden uzak olmasıdır. Rıza Cenab-ı Hakk'ın makamlarının en yükseği ve dünyanın cennetidir. Rabbinin kendisi hakkındaki ihtiyarını razı olması kulun dünyada ve ahirette rahat bulmasına sağlar. Çünkü marifetullah derecesinin rıza ile elde edilmesi çok kolay olur. Muhabbet ve rıza korku ve ümitten daha üstündür. Çünkü onlar Allah'ın sıfatlarındandır. Bunlar devamlı olarak kulun yanında kalır ve onunla beraber olurlar. Korku ve ümit ise böyle değildir. Cenab-ı Hak bir kulunu sever de ondan razı olursa o kılda Mevlasını sever ve ondan razı olur. Zira o gönül aynasında Mevlasının sevgi ve rızasının aksini müşahede eder. Rıza, zenginlik ve muhtaç olmaktan kurtuluş, aksi ise muhtaç olmaktır. Rızık dağıtılmış olup hırslı olan yoksun kalır. Rıza, keder ve üzüntüyü giderir. Rızadan mahrumiyet hem ruha hem de bedene zorluktur. Kazaya razı olan en rahat, bela ve musibete sabreden ise en üstündür. Kazalara razı olmak belaları bala çevirir. Sahibini saadete götürür. Hakkına razı olan muhtaç olmadan yaşar. Rızada daim olana keramet hizmetçi olur. Rızanın esası Allah'a dayanmak ve güvenmektir. İşlerin oluşu insanların isteğine göre değil Allah'ın takdirine bağlıdır. Dört haslet vardır ki hem dünya ve hem de ahiret saadetini sağlar. Bir tevekkül. 2 tevhiz, 3 sabır, 4 rıza. Kazaya razı olmak kanaatin başı, ibadetin aslı, tevhizin sebebidir. Rıza ve kanaat, saadet ve mutluluğa sermayedir. Kazaya razı olmak zor zamanlarda da, rahat zamanlarda da gereklidir. Kulun kazaya razı oluşu, Mevla'nın rızasını kazandığının delilidir. İslamiyet'in gayesi teslimiyet olduğu gibi dinin gayesi de rızadır. Bunlardan maksat Allah'ın rızasını kazanmaktır. Zenginliğin her türlüsü kanaat ve rızada olup her razı olan da rahatı ve sefayı bulur. Rıza gibi zenginlik olmaz ve razı olan da hiçbir cefaya maruz kalmaz. Sen razı ol ki Allah da senden razı olsun. İlmin kemali bilim, bilmin kemali de rızadır. Kazaya razı olan ebedi devlete ermiş, sıhhati ve gönül hoşluğunu bulmuş olur. Razının hiç kimseye rızasızlığı olmaz. Razı olan ariftir. Hakkın huzurundadır. Asla ondan ayrılmaz. Kısım 3 Kazaya razı olmanın fazilet, fayda, alamet ve çeşitleri. Ey aziz! Ehlullah diyorlar ki, Rıza öyle bir şeydir ki, Allah'tan isteyeceğim bir şey olmadığı gibi Dertten kaçıp ona sığınmak da değildir. Kazaya gerçekten razı olan kimsenin sabrı değildir. Kısmetine razı olanın üzülce hiçbir şey yoktur. Cenab-ı Hak kulların rızasına bakmaksızın kendi rızasını kazanmak isteyenlerin maruz kalacakları zemleri değiştirir. Böylece o kulu zemmedenler övmeye başlarlar. Bir kimse bela ve müsibetlerden ancak teslim ve rıza ile emin olur. Kazaya razı olan da cihanın sultanı demektir. Teslim ve rıza gibi güzel huylar var mıdır? Teslim gibi İslam, rıza gibi safa olmaz. Hak'tan razı olmayan onun rızasını nasıl isteyebilir? Kazadan evvelki rıza azimet, sonraki rıza ise rızanın kendisidir. Rıza kulun şu şekilde yalvarışıdır. Ey Rabbim! Bana verirsen kabul ederim. Vermezsen senden razı ve hoşnut olurum. Beni çağıracak olursan davetini kabul ederim. Şu üç haslet kimde bulunursa o kimse velilerden olur. 1- Her şeyden Allah'a kaçmak. 2- Her şeyde Allah ile beraber olmak. 3- Her şeyde Allah'ın rızasını istemek. Rıza nimetten bulduğu zevkin aynını musibet anında da duymandır. Velilerin ahlakı kazaya razı olmak, Allah'ın muhabbet ve ünsüne nail olmaktır. Rıza sabrın sonu olup kazaya rıza göstermek bütün ibadetlerden daha üstündür. Rıza acı ile tatlının bir tutulmasıdır. Rıza nefsi hakkın hükümlerine bırakmak ve halka merhamet etmektir ki bunlar velilerin mertebelerindendir. Rızanın alameti gaflet karanlığından müşahede semasına çıkmaktır. Rıza muhabbetin tarlası ve ebedi hayatın ve cennetin sebebidir. Büyüklerden bir zat yakarışında şöyle dedi. Ey Rabbim eğer benim istediğimi yapmaz isen beni senin dilediğine razı et. Şüphesiz sen dilediğini yapan Mevlasın. Rıza bütün amellerden daha üstün, bütün huylardan da güzeldir. Rıza kulun Mevlasını kazasında bu ister musibet isterse nimet olsun değişmez.'' Adaletini bulması ve onun hükmündeki mevcut hikmeti yakinen anlamasıdır. Rıza Cenab-ı Hakk'ın kazasını olduğu gibi kabul etmek ve ona karşı çıkmamaktır. Rıza'nın alameti hastalık halinde sıhhati, fakirlik halinde de zenginliğe ve nimetlere nail olmayı istememektir. Bir kamile filanca zat hastalığı sıhhatten daha fazla severim diyor dediklerinde onun cevabı şu olmuş. Öyle söylediği için o zattan Allah razı olsun fakat ben diyorum ki Allah'ın kendisi hakkındaki güzel ihtiyarına güvenen kimse onun ihtiyarının haricinde bir şey istemez. Mevla'nın ihtiyarına teslim olur ve böylece rıza makamına erer. Zira tevekkülün manası Allah'a dayanmak ve ona güvenmektir. Tevfiz işleri Allah'a havale etmek ise tedbirin ve ihtiyarın olmamasıdır. Teslim de kazanın hükümlerini ise onlara uymaktır. Rıza ise Cenab-ı Hakk'ın ihtiyarı ile rahat, huzur ve sürüre ermektir. Cenab-ı Hak rızayı ikiye ayırmıştır ki bunlar bir kendisinin yani Allah'ın kuldan razı olması. iki kulun Allah'tan razı olmasıdır. Kendi rızasını kulun rızasından evvel zikretmiş ve Allah onlardan onlar da Allah'tan razı olurlar buyurmuştur. Demek oluyor ki Allah'ın rızası kulun kalbine arız olan gelen hallerdendir. Kulun rızası ise çalışmakla kazanabileceği derecelerdir. Tevekkül bedenin dayanmasını Allah'tan bilmek, tevfiz işleri gerçek sahibine havale edip onun tedbirine sonsuz ihtimal etmek, teslim Mevla'nın takdirine boyun eğmek, tabiatıyla zıt olan işlerde bile ona tabi olmaktır. Rıza ise kendisine gelenlere de gidenlere de razı olmaktır. Kısım 4 Kazaya razı olmanın tesir ve faydaları Ey Aziz, Ehlullah diyorlar ki Kalbi meşgul eden arzalardan biri de kazadır. Bunun ilacı rızadadır. Bu hususa yukarıda işaret olunmuştur. Kazaya razı olmak iki şey içindir. Bir, ibadet ve hakkı vasıl olmak içindir. Eğer sen kazaya razı olmaz isen kalbin devamlı olarak üzüntülü ve kederli olur. Aklın meşgul olur ve bunun içinde hep hayret ve şaşkınlık içinde kalırsın. Ayrıca ben neden böyle oldum diye üzülürsün. Kalbin bu nevi elen ve kederlerle dolu olursa olsun nasıl olur da ibadet için boş ve ibadete hazır olabilir. Çünkü sen yalnız bir kalbe sahipsin. Onu da geçmiş ve gelecekle ilgili düşüncelerle doldurmuş vaziyettesin. Artık kalbinde huzura ve ünse yer kalmayacağı için marifet ve muhabbetten mahrum olur. Bu hikmeti bilen bir kamil şöyle demiştir. Geçmişteki olanlara duyduğun elem, özlem ve hasret seni kalben üzüntüye gark eder. Gelecekte olacaklar için alacağın tedbir ve hazırlık mevcut haldeki bereketini ve rahatını giderir. 2. Cenab-ı Hakk'ın rızasına razı olmamak onun gazabını celp etmek gibi bir tehlikeyi celp eder. Rivayet olundu ki, peygamberlerden biri başına gelen musibetlerden dolayı Mevla'ya şikayetçi oldu. Bunun üzerine Cenab-ı Hak, benden şikayetçi misin, kimi kime şikayet ediyorsun, benden haya etmiyor ve benim halinden şikayet edenleri sevmediğimi bilmiyor musun? Benim nazarımda senin kurtuluşa ermen maruz kaldığın bela ve musibetlerledir. O halde senin hakkındaki kazama neden razı olmuyor ve neden şikayetçi oluyorsun? Senin için alemi mi değiştireyim? Bunu mu istiyorsun? Sen istiyorsun diye levhi mahfuzda değişiklik mi yapayım? Sen kendi muradı üzere değil de senin dilediğin şekilde tedbir ve hüküm mü edeyim? Benim sevdiğim mi yoksa senin sevdiğin mi olsun? Senin her dediğin yerine getirilsin mi istiyorsun? Eğer bir daha senin kalbinden böyle bozuk bir düşünce geçerse izzet ve celalimi andolsun ki. Senden peygamberlik makamını alır, seni cehenneme atar ve hiç de acımam buyurdu. Bu akıllı kulların ibret alacağı çok güzel bir kıssadır. Cenab-ı Hak peygamberlere ve seçilmiş kullarına böyle buyururken diğerlerine nasıl muamele edeceğini var sen düşün. Eğer senin kalbindeki bu bozuk düşüncede devam edecek olursa Cenab-ı Hakk'ın sana nasıl hitap edeceğini bir düşün. Kalpten geçen düşünceler için bu muameleyi uygun gören Allah-u Zülcelal, insanlar içinde dili ve halleriyle şikayetçi olanlara nasıl muameleyi uygun göreceğini düşün. O peygamber hayatına bir defa kazaya razı olmadığı için bu muameleye maruz kaldı. Ya bütün hayatı kazaya rızasızlıkla geçenlerin hali nice olur? Yine Cenab-ı Hak bu muameleyi kendisine şikayette bulunan kuluna reva görmüştür. Ya kendisinden insanlara şikayette bulunanların halleri nasıl olur? Hülasa edecek olursak rıza, rızasızlığın terk edilmesi demektir. Rızasızlık demek ise iyi ve kötülüğü bilinmeyen işlerde Cenab-ı Hakk'ın rızasını bırakıp kulun kendine iyi geleni seçmesi ve tayin etmesidir. Eğer kötülük ve günah işlemek kader ve kaza ile değil midir? Hal böyle olunca kul kötülüğe nasıl rıza gösterir? Diyecek olursan cevabımız şudur. Rıza ancak kaza için gereklidir ve kazada kötülük değildir. Kötülük yalnızca kazanın sonucudur. Bu da kazaya razı olmanın kötülüğe razı olmak demek olmadığını gösterir. Rızanın alametleri üç tanedir. Bir kazadan evvel ihtiyari terk edip Allah'a teslim olmak. İki kazanın gelişinden sonra acı ve keder içinde kalmamak. 3. Kaza sonucunda maruz kalınan bela ve müsibetten sevinç ve heyecan duymak. Çünkü sevene göre sevgilini yapacağı her çeşit hareket beğenilir ve sevilir. Beyt Leyla, bana sevdiğim için dilerse kıymak. Dileğine hoş geldin derim. Bunda yok korkmak. Kısım 5 Rızanın faydaları, rızasızlığın, isyanın zararları. Ey aziz, Ehlullah diyorlar ki kazayı razı olmanın elde edilmesi için iki hususun düşünülmesi gerekir. Bir rızanı şimdi ve gelecekteki sağlayacağı faydalar. Haldeki yani şimdiki faydası kalbi yersiz ve faydasız keder ve üzüntülerden kurtarmasıdır. Kamillerden bizzat diyor ki kaza ve kader hak olduğuna ve mutlaka tahakkuk edeceğine göre kulun dikkatli davranmasını ve korkmasının bir manası yoktur. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Mesud'a hitaben buyurdu ki, Düşünceyi bırak, üzüntüyü azalt. Kaderde ne varsa o olur, olmayan olmaz. Resulullah'ın bu sözleri çok hikmetli, manalı ve ders vericidir. Lafzı kısa ise de manası çok büyüktür. Geleceğe ait faydası ise kazayı rıza gösteren kulun Allah katındaki sevabının çalmasıdır. Cenab-ı Hak buyurdu ki, Allah onlardan, onlar da Allah'tan razıdırlar. Kazaya itiraz edişin ise kula verdiği elem, keder ve üzüntü vardır. Bunlar kul için hiçbir fayda olmadığı gibi geleceği için de zararlı olurlar. Bu da kulun azaba maruz kalmasına sebep olur. Çünkü kaza Cenabı ı Hakk'ın takdiridir. Ona karşı çıkmak, üzülmek, feryat etmekle değişmez. Akıllı kula layık olan hakkın rızası ile gönül rahatlığına ermektir. Yoksa günah ile faydasız üzüntüyü tercih etmek değildir. İki rızaya karşı çıkmanın esasını büyük tehlike oluşunun düşünülmesidir. Cenab-ı Hak buyuruyor ki, Rabbin hakkı için onlar aralarında çıkan anlaşmazlıklarda seni hakem yapıp sonra da verdiğin hükümlerden içlerinde hiçbir darlık duymaksızın tam bir teslimiyet göstermedikçe iman etmiş olmazlar. Nisa suresi ayet 65 Cenab-ı Hak bu ayetini düşünen kullarına yardımcı olur. Cenab-ı Hak buyurdu ki, benim kazama razı olmayan belalarına sabretmeyen, verdiğim nimetlere şükretmeyen kimse kendine başka bir Rab arasın. Bu Allah'tan gafil olanlar için büyük ve korkunç bir tehdittir. Kamillerden bizzat diyor ki Rabbin şanı hükmetmek kulun şanı da razı olmaktır. Eğer Rab hükmetmez kul da razı olmazsa ortada ne rablık ne de kulluk kalır. Ey insanoğlu eğer ifadeye çalıştığımız bu hususları düşünürsen sen de Rabbinin kazasına razı olursun. Hem söyleyeyim ki sana düşen Allah'a dayanmak, güvenmek, işlerini O'na havale etmek ve sana verdiği bela ve musibetlere sabretmektir. O'nun her emrine uymalı. Yaptıklarına razı olmalısın. Çünkü Cenab-ı Hak ezelde senin için ne takdir buyurdu ise o senin ayrınadır. Bunu kesinlikle bilmelisin. O kullarına karşı çok merhametli ve rahattur muhabbet sahibi bir mevladan hasıl olan ise ancak şefkat, rahmet ve merhamettir. Peygamberimiz buyuruyor ki: Allah'ın kazasına razı olan kimse ebedi saadete kavuşur. Ey insanoğlu, eğer dünya hayatında herhangi bir sıkıntı ve zorlukla karşılaşacak olursan, Rabbinin sana olan rahmet ve merhametini hatırla. Çünkü onun rahmeti geniştir. Sana verdiği sıkıntının mutlaka ferahlığını ihsan eder. Esasen senin başına gelen şeyler ezeli ilahide senin hakkında takdir duyurulmuştu. Allah'ın takdirinde ise asla bir değişiklik olmaz. O daima kulları ile beraberdir. O Kur'an'ında nerede olursanız o Allah sizinle beraberdir buyurarak devamlı olarak bizimle beraber olduğunu bildirmişti. O beraberliği bilen insana maruz kalacağı bela ve musibetlerin ne etkisi olabilir? Kısım 6. Anlatılan asılların birlikte izahı. Ey aziz ehlullah diyorlar ki, eğer sen Allahü Teala'nın senin rızkını temin edeceğine, kefil olduğuna, her dilediğini yapmak, güç ve kudretine kadir olduğuna, senin bütün ihtiyacını ve hallerini bütün inceliğiyle bildiğine inanır da, vaadenin hak olduğuna güvenirsen onunla kalbini sükûna erdirir ve mütmain olursun. Bütün sebepleri yaratıcıları olmaksızın faydasız görür, onları düşünüp onlara bağlanmaktan uzaklaşır, rahatı ve huzuru bulursun. Çünkü bilesin ki sana yemeği yedirenin de içirenin de Allah olduğunu bilirsin. Yine tecrübenle bilir ve inanırsın ki sana tadı ve lezzeti veren alınan gıdaları sindirip organlara dağıtan bedene faydalı hale getirip bedenine afiyet veren çeşitli tehlike ve zararlardan koruyan Allah-u Zülcelal'dir. Halbuki Cenab-ı Hak eğer dilese ve istese seni yemeden ve içmeden de doyurabilir. Lezzet ve kuvvet verebilir. Böylece senin bedeninde kuvvetlenir ve hayatın devam ettirir. Şu halde her şey meydana gelişi Allah'ın muradı ve dilemesiyle olur. Bu durumda kula gerektir ki Allah'tan başkasına güvenmek ve ancak ona tevekkül etmektir. Ey insanoğlu, eğer sen işlerini yerlerin ve göklerin yaradıcısı olan ve onların idarecisi olan Cenab-ı Hakk'a havale edersen ve onu kazasına teslim edersen bilgi, fikir ve görüşün ulaşamadığı şeylerden yana rahat olur. Ve huzuru bulursun. Yarın filanca işi yapabilecek miyim yoksa yapamayacak mıyım? Şüphelerden kurtulur ve bilirsin ki kalbin işleri düşünüp düzenlemek hususundaki meşguliyeti nefsin zorlamasıdır ve vaktin boşu boşuna harcanmasıdır. Çünkü öyle akla gelmeyen işler vardı ki çoğu zaman kısa bir anda olur biter ve böylece ilahi takdir senin tedbir ve düşüncelerini değiştirir. Bu durumda her dakikası çok büyük kıymet olan hayatın boş hayaller ile mahvolur gider. Beyt Allah'ın takdiri ve hükmü daha evveldir. O halde kalbini belki ve ümitten ayır. Ey insanoğlu nefsine seslen ve şöyle de Ey nefsim! Bize ancak allah Hüzül Zülcelal'in takdiri gerek. O bize yeter. O bizim sahibimizdir. O ne güzel vekildir. O kudreti sonsuz olan Kadir bize inayet eyler. O hikmetinin hesabı olmayan hakimdir. Rahmeti sonsuz rahimdir. Artık bu derece yüce sıfatlarla mütasıf olan yüce yaratıcıya itimat ve tevekkül etmek en güzel ve en faydalı bir iştir. Her işi ve her tedbiri ona havale etmek ve ona tam bir teslimiyetle teslim olmak gerekir. Eğer sana bir bela ve musibet isabet eder ya da bir kötülüğe maruz kalırsan da nefsine hakim olup kalbine hükmedebilirsen işte o zaman pişmanlıktan ve feryadı figan etmekten kurtulursun. Şüphe, vesvese ve şikayetçi olmaktan kurtulur. Özellikle musibetin geldiği anda sabrederek tahammül gösterirsin. Esasen bela ve musibet anında sabır çok zordur. Bunu da nefsinde yapacağın denemelerle görürsün. O zaman da nefsine seslen ve şöyle de. Ey nefsim! Bu bela bize haktan gelen bir oktur. Tedbir ya da hile bunu gidermez. O halde sabırlı ol ve belaya tahammül et. Çünkü Allah'ın gayb hazinelerindeki bela çeşitleri türlü türlüdür. Böyle yaparsan bil ki üzerindeki birçok belaları kaldırırsın. Musibet kara buluta benzer. Bir müddet sonra geçer.'' Güneş çıkarda dilediğine kavuşursun. Buna sabret çünkü kurtuluş ve büyük sevaplar kazanmak bundandır. Cenab-ı Hak buyuruyor ki: Allah her zorluğun peşinden bir kolaylık verir. Kur'an-ı Kerim. Bu ayette sabrın eserinin büyük olduğunu işaret vardır. Şu halde onun garip ve acayip hallerinden bazı şeyleri müşahede edebilmen için sabırlı ol. Eğer kazaya yer verir de acısından da tatlısından da aynı derecede razı olursan esrar ve hallerini bilmediğin işlerde cenabı ı Hakk'ın senin hakkındaki takdirini doğru bulur ve ondan razı olursun. Bu hay sana birçok tat ve zevkler verir. Bu durumda nefsine hitap ederek şöyle de. Ey nefsim! Şüphesiz cenabı Hakk'ın ezelde takdir buyurduğu şeyler zamanı gelince olur. Ey Allah'ın kazasına razı olmayan nefis! Bu isyandan ne kazanıyorsun? Sen Allah'ı kendine Rab kabul ettim diyorsun. O halde niçin onun kazasına razı olmuyorsun? Yoksa kazanın rububiyet şanından olduğunu bilmiyor musun? İyi bil ki Allah'ın bütün kazasına razı olmadığın müddetçe onun rızasını ve muhabbetini kazanamazsın. Cenab-ı Hak sana bir müddet dünyalık vermediği zaman ise nefsine şöyle seslenirsin. Ey nefsim! Cenab-ı Hak senin halini senden daha iyi bilir. O sana herkesten daha çok acır. O aleme rızık veren rezakat alemdir. Eğer bu anlatılanları iyice beller ve aklında tutarsan tevekkül, tevfiz, sabır ve rıza gibi dört aslın tamamında kuvvetli olursun. Karttaki her türlü engel salınır. İbadetten zevk alır, marifet ve muhabbetullah'a erersin. Allah katında yüce derecelere ulaşan kullardan sayılırsın dünya hayatında hem bedenin hem de ruhun rahat olur. Ahirette de saadete ererek hem dünyada ve hem de ahirette selamete erersin. Tevfiz name Hak seldere hayr eyler, zannetme ki gayr eyler. Arif anı seyr eyler, Mevla görelim neyler, neylerse güzel eyler. Sen hakka tevekkül kıl, tevhiz et ve rahat bul. Sabreyle ve razı ol.'' Mevla görelim neyler, neylerse güzel eyler. Kalbin ona berk eyle, tedbirini terk eyle, takdirini derk eyle. Mevla görelim neyler, neylerse güzel eyler. Allah ki Rahim oldur, Rezzak-ı Kerim oldur. Ve Ali hakim oldur. Mevla görelim neyler, neylerse güzel eyler. Bilkadı hacatı Allah, kıl ana münacatı, terk eyle müradatı, Mevla görelim neyler, neylerse güzel eyler. Bir işi murad etme, olduysa inad etme. Haktandır o, reddetme. Mevla görelim neyler, neylerse güzel eyler. Hakkın olacak işler, boştur gamı teşvişler. Ol hikmetini işler, Mevla görelim neyler, neylerse güzel eyler. Hep işleri faiktir, birbirine layıktır. Neylerse muvafıktır, Mevla görelim neyler, neylerse güzel eyler. Dilden gamı dür eyle, Rabbinle huzur eyle. Tehviz-i umur eyle, Mevla görelim eyler, neylerse güzel eyler. Sen adli zulüm sanma, teslim ol o dayanma. Sabret sakın usanma, Mevla görelim neyler, neylerse güzel eyler. Deme şu niçin şöyle, bak sonuna sabreyle yerincedir ol öyle. Mevla görelim neyler, neylerse güzel eyler. Hiç kimseye hor bakma, incitme, gönül yıkma. Sen nefsine yan çıkma. Mevla görelim neyler, neylerse güzel eyler. Mümin işi renk olmaz, akıl huyu cenk olmaz. Arif dili dar olmaz. Mevla görelim neyler, neylerse güzel eyler. Hoş sabrı cemilindir, takdiri kefilindir, Allah gibi kilimdir, Mevla görelim neyler, neylerse güzel eyler, her dilde onun adı, her canda onun yağdı, her kuladır imdadı, Mevla görelim neyler, neylerse güzel eyler, naçar kalacak yerde, nagah eder ol perde, derman eder ol derdi, Mevla görelim neyler, neylerse güzel eyler, her sözde nasihat var, her nesnede zinet var. Her işte ganimet var. Mevla görelim neyler, neylerse güzel eyler. Vallah güzel etmiş, billah güzel etmiş. Tallah güzel etmiş. Allah görelim netmiş, ne etmişse güzel etmiş.